Erken doğum diyoruz. Bunu muayenede saptayabiliyoruz. Kesinlikle. Biraz bundan bahsetmeni istiyorum aslında. Yani biz ultrasonografik olarak rahim ağzındaki değişiklikleri, açılmayı, kısalmayı, hunileşmeyi değerlendirebiliyoruz. Biz hastayla hastamızın muayenesinde gerek fizik muayenesinde, normal pelvik muayenesinde veya transvajinal ultrasonla yaptığımız rahim ağzı değerlendirmesinde bu değişikliği görebiliyoruz. Rahim ağzının kısalması örneğin bu kontraksiyonlara eşlik ediyorsa hastamızı daha bir gerçek erken doğum açısından yakın takibi alıyoruz. Bu arada bir çok kısa girmek istiyorum. Aslında çok güzel söyledin. Bunu mutlaka bilmeleri gerekiyor. Bundan mutlaka bahsetmek istiyorum. Hep şöyle bir algı var. Yanlış bir algı. Yani çünkü insanlar kulaktan kulağa duyarak birbirlerine gerçekten bir şekilde olumsuz etki edebiliyorlar. Bize vajinal ultrason yapıldı. Sonra doğum ağrılarım tetiklendi. Ben ertesi gün doğum yaptım veya elle muayene yapıldı. Elle muayeneden sonra ben erken doğurdum. Belki elle muayene yapılmasaydı veya ultrasonla rahim ağzıma bakılmasaydı ben doğurmayacaktım. Yani bu kanının yanlış değişmesi olduğunu lazım. Tekrar, zaten şu an itibariyle erken doğumun neyin tetiklediğini, hangi mekanik yani neden olduğunu kesin bilmiyoruz. Ama biz bu transvajinal ultrasonografi veya normal fizik muayenesi, spekülüm muayenesiyle çok değerli bilgiler elde edebiliyoruz gebelerle ilgili ve bunun asla gösterilmiş erken doğumu tetikleyici, gebeliği olumsuz etkileyecek hiçbir yanı yok. O yüzden bu değerlendirmeyi yapmamız zaten şart. Hasta gerçekten doğum eyleminde mi yoksa bu bir yalancı doğum eylemi, belirtileri mi diye. Bunun için öncelikli olarak doğum ünitesine kabul edip bir ilk değerlendirmesini bu yöntemlerle mutlaka yapıyoruz zaten. Yani sonuçta bize söylediklerinden daha çok aslında bizim muayene ile elde ettiğimiz bilgiler önemli. Bulgular bizim için önemli. Bir süre işte izliyoruz. Rahim ağzı değişikliklerini gözlüyoruz. Ve daha sonra ona göre yönetime geçiyoruz. Erken doğumun %100 bir tedavisi zaten yok. Ama bizim için bebeğin sağ kalımını arttıracak, biraz vakit kazanmamızı sağlayacak bazı girişimlerimiz var. İşte akciğer matürasyonunu geliştirecek, steroid tedavisi gibi. Evet. Ama aynı zamanda bir takım nedenler var. Sanırım çok sıkı yatak istirahatiyle, servikal yetmezlik gibi. Erken dönemde yakalayabilirsek ve gerçekten uzun bir hospitalizasyon, uzun bir hastane kalış süresi, enfeksiyonun önlenmesi, yeterli sıvının verilmesi gibi zaman da kazandırabiliyoruz. Zaman kazandıran bazı ilaçlarımız da var. Tokolitik dediğimiz kasılmaları tamamen ortadan kaldırmayan ama bizi bir miktar rahatlatıp en azından bebeğin akciğerlerinin gelişmesi için zaman kazandığımız bazı ilaçlarımız var. Ama %100 erken doğumu önleyecek herhangi bir tedavi seçeneğimiz yok. Belki bahsederiz. Biraz önce saydığımız risk faktörleri olan hastalarda gebeliğin başındaki muayenesinde bunları konuşup hastayla tartışıp risk grubunda olan hastalarda progesteron tedavileri gibi bir takım tedavilerden en azından riski bir miktar azaltmak için faydalanabiliyoruz. Bu durumda erken doğum aslında eğer çok erken fark edersek önlenebilecek bir şey değil belki %100 ama geciktirilebilecek bir şey. Riski bir miktar düşürebileceğimiz bazı tedavi modalitelerimiz elimizde var. Onun için mutlaka düzenli antenatal bakımlarını hastalarımız, ayrıca onu söylemedik, düzensiz gebelik takibi yapılan hastalarda da erken doğum riski düzenli takiplerine gelenlere göre daha sık görülmüş zaten. Bu durumda zaten eğer bir veya birkaç risk faktörü taşıyorlarsa gerçekten de antenatal takiplerine yani gebelik sırasında olan rutin kontrollerine çok daha fazla dikkat etmelerini istiyoruz kesinlikle aslında. Kesinlikle öyle.